Merhaba sevgili kalemseverler. Bugün yeni bir kalemle karşınızdayız. Kanwright, Fountain Pen yani dolma kalem. Hindistan markası Kanwright. Yıllardır Hindistan'da üretim yapan, genellikle de flex uçlu kalemleriyle tanınan, son yıllarda ultra flex kalemleriyle de ses getiren, yavaş yavaş kendini duyurmaya başlayan bir Hindistan firması. Aslında eski kalemleri o kadar da piyasada tutmamış. Sadece Hindistan çapında kalmış bir firma. Yaklaşık 40-50 yıllık bir firma. Belki biraz daha fazla tarihi. 70'li yıllardan bildiğim kadarıyla üretim yapan firmalardan biri. Hindistan'da da bir kalem geleneği var. Bu kalem geleneği de genellikle Kamwright'la tanınıyor. Evet, kalemi şöyle bir incelersek, kalemin nasıl bir yapısı olduğuna bakalım. Kalem bu çeşit bir başlığa sahip. Kamwright yazıyor gördüğünüz gibi klipsinde. Burada metal bir orta halka ile karşılaşıyoruz. Geniş bir bilezik tanımlanmış kapağa. Üste klipsin bileziğinin hemen üzerinde siyah bir mücevher. Altta da aynı şekilde sivri siyah bir mücevher tanımlanmış. Kalemin ilginç özelliklerinden birisi 3-5 dolara satılan kalemlerden biri bu. Evet, şöyle 2-3 turda dönüyor, çıkıyor. İlginç özelliklerinden birisi nibi. Kamwright, iki tarafta da Kamwright yazıyor. Bakın, nib yarığının yani uç yarığının her iki tarafında da Kamwright yazıyor. Bu pistonlu bir kalem değil ya da kartuşlu bir kalem değil. E-dropper bir kalem. Yani E-dropper damlalık ile ya da şırınga ile doldurulan bir kalem demek. Şöyle ucun nasıl doldurulduğunu gösterelim. Kalemin nasıl doldurulduğunu. Kalemin başını tutup ucu çeviriyorsunuz. Uç çıkıyor aslında da. Pardon. Kalemin ucu mürekkep penceresinin ucundan section bölümüyle birlikte sökülüyor. Oldukça fazla mürekkep alan bir bölüm sizin karşınıza çıkıyor. E-dropper kalemlerin güzel özelliklerinden. Bir haftadır kullanıyorum yaklaşık. Fena bir kalem değil. Aslında çok çok esnek bir kalem değil. Bu ultra flex kalemlerden değil. Kamwright'ın Kingdom modeli. Yani krallık modeli. Kamwright Kingdom modelin adı. Sarı, kırmızı, yeşil çeşitli renkleri mevcut. Ve bu renklerden benim tercih ettiğim renk yeşil oldu. Yeşil ama sadece yeşil değil. Gördüğünüz gibi yeşilin sarıyla arasında geçişler gösteren marble yani mermer benzeri bir tona da sahip. Aynı şekilde kalemin kapak bölümünde de yine desenleri görüyoruz. Fena bir tasarımı yok. Yazımına gelecek olursak, yazımı nasıl? Aşağıdaki ifadeleri tamamen bu kalemle yazdım. Fena durmuyor gördüğünüz gibi. İnceleyelim kalemi. Görsel olarak da şöyle bir koyalım. Uzunluğu, kısalığı onlara da bir bakalım. Evet, kalemin klipsi falan sağlam, güzel. Fena tasarlanmamış. Kapağını doğru bir şekilde takalım şu şekilde ve bölümleri şöyle bir inceleyelim. Kalemin ucu flex ama semi flex yani yarı esnek bir uca sahip. Dediğim gibi seksiyon bölümü, section bölümü ya da işte neyse damak tutucu bölümü, damağı içine gömülü plastik bir damağa sahip. Bu kalemlerde bir de damak deyince aklıma geldi. Damak ile ucun birbirine fazla yakın olduğunu fark ettim. Bu da yeterince esnemesini engelliyordu bana geldiğinde. Ben de damağı söktüm ve ucu biraz çok hafif ileri aldım. Böylece daha esnek bir uç elde ettim. Tabii ki damağın çok önüne de almamalı. Damağın önüne çok alırsanız bu sefer de mürekkep akışı düzgün olmayabilir. Çünkü bu çizgiler rastgele olmayacak. Bu çizgilerin besleme noktaları önemli. O besleme noktalarını çok kaydırırsanız bu sefer de kalemi
damak besleyemez. Seksiyon bölümü yeşil, biraz fazla kısa, daha uzun bir seksiyon olmalıydı. Ama buradaki mürekkep penceresiyle beraber seksiyon bölümü de tamamlanıyor aslında. Çok sıkıntı yaratmıyor. E-dropper olduğu için düzgünce doldurup arada bir de temizlemek lazım. Ben biraz önce size tanıtırken biraz mürekkep sızıntısı da oldu gördüğünüz gibi. Bu kalemleri arada bir temizleyip şu bölümü de aslında yağlamak lazım. Çünkü e-dropper kalemlerinin burada o-ring var şu bölümde aslında plastik bir contası var ama yine de zamanla biraz sızıntı yapabilir. İyi sıkmazsanız hele benim gibi. Evet, kalemin genel özellikleri bunlar. En önemli niteliklerinden birisi de şu mürekkep penceresinden başlayarak varilin şu arka bölümüne kadar, yani şuradan şuraya kadar içinde herhangi bir piston olmadığı için bu bölümü mürekkeple doldurabiliyor olmanız, bu da oldukça uzun bir kullanım süresi veriyor size. Yani normalde bir kalem ancak şu kadarlık bir kartuşla ya da mürekkep haznesiyle dolarken, bu kalemin arkasındaki piston da en az bu kadar yer tutar. Normal bir kalemde piston olsaydı, yani pistonlu bir kalem bile olsa bu bayağı bir yer kaybedecekti. Bundan da kurtarmışlar kalemi. Oldukça fazla mürekkep alıyor. Bu da sizin uzun süreli kullanımınızı sağlıyor. Jewel'ları, yani süsleri tamamen plastikten. Çok bir özelliği yok ama yine de bir şıklık katmış. Üst plastikleri gördüğünüz gibi fena değil. Evet, pencere bir mürekkep penceresinin olması da kalemin içindeki mürekkebin miktarını göstermesi noktasında işe yarıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi oldukça fazla var mürekkep ama arka bölüme gönderdiğimde kalemin bu kadarlık bölümü yine boş kalıyor. Bayağı bir mürekkep aldığının bir kanıtı daha. Esnemesini gösterelim. Bu çok kaliteli bir kağıt değil. Öncelikle onu belirteyim. O yüzden fazla bastırmayacağım. Yarı esnek bir kalem bu kalem. Gördüğünüz gibi esniyor. Mesela Selim yazalım buraya. Sevdiğim isimlerden birisi. Zaman zaman ray da çizebiliyor. Çok hızlı yazmayın zaten bu kalemlerle. Çok hızlı yazarsanız flex kalemlerin birçoğu, özellikle eski olmayan kalemler, kısmen bu esneme özelliğini gösteremeyebilir devamlı bir suretle. Normal çizgisi bu şekilde. Ama bana geldiğinde normal çizgileri böyle değildi. Biraz daha kalındı. Ben biraz üzerinde açıkçası zımparayla çalıştım. Neredeyse ucunu da yok ediyordum. Ama yine de fazlasıyla ıslak yazan bir kalem. Gördüğünüz gibi yan ve dik çizgileri birbirine eşit. Yukarı aşağı çizimlerde herhangi bir sıkıntı yok. Mürekkep salınımı biraz fazla. Bu yumuşak bir kağıt olmasına rağmen fazla fazla mürekkep veriyor. Islak bir yazımı var kalemin. Oldukça ıslak bir yazımı var. Bastırıp bastırmama durumuna göre gösterelim. Böyle biraz yaklaştırayım isterseniz, ben unuttum bir an. Ona göre yeniden devam edelim. Evet, yeniden devam edebiliriz. Bakın, hiç bastırmadan vurduğumuzda ucu medium'la F arasında bir ucu var. Yani şu anda F niple M nip, yani fine'la medium arasında gezen bir kalınlığı var. Bastırdığımız zaman ise BB, yani double brow'da kadar aşağı yukarı çıkıyor. Bu da kalemin esnek olduğunu gösteriyor. Yani flex niteliğini görebiliyoruz kalemin. Çok mu fazla bastırmanız gerekiyor? Hayır, çok da fazla bastırmanız gerekmiyor. Ben bu kalemin performansını biraz Conklin'lerin OmniFlex'leri ile benzettim. OmniFlex kalemler de aşağı yukarı bu kadar esniyor. SemiFlex'ten biraz daha iyi yalnız bu kalem. Ve Conklin'in nibi gerçekten biraz fazla kuvvet isteyebiliyor buna göre. Karşılaştıralım mesela.
Yo, o aşağı yukarı aynı, hatta Conklin biraz daha başarılı gibi görünüyor. Evet, aşağı yukarı aynılar. Yalnız Conklin daha kalından inceye bir geçişi var mı? İnceden kalına, pardon. Conklin biraz daha başarılı elimdeki kalem. Evet. Bakalım aynı şeyi bununla da yapabilecek miyiz? Mesela yan tarafında şu flex bölümü özellikle dikkat edelim. Evet, biraz ne yazık ki fry yaptı. Ama aşağı yukarı benzer bir performans sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi Conklin'in OmniFlex kalemlerine benzer bir performansları olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle şunu da belirteyim. Bu kalemlerle mesela gündelik yazı için kullanıyorsanız son derece güzel bir kullanımları da mevcut. Mesela gayet işlek, güzel, ıslak bir yazımı olduğunu görüyorsunuz. Evet, gayet güzel yazan bir kalem. Ben bu kalemi dolap uygulamasından Koleksiyoncu Dede'den aldım. Koleksiyoncu Dede, yani Orçun Bey, sağ olsunlar. Biraz da indirim yaptılar bu kalemde. Zaten kalemin fiyatı da Hindistan pazarında 5 dolar civarında geziyor galiba. Hatta daha ucuza da var, bir takımları eBay'da, bu eBay'de bulabilirsiniz. Yani 3 ila 5 dolar arasında gezen fiyatları var. Fiyatları son derece uygun. İnternetten de getirebilirsiniz ama ülkemizde şu anda Orçun Bey getirmiş. Sağ olsun, ben biraz bu yurt dışından alışveriş yapmaktan çekiniyorum. Hala aşamadım bazı şeyleri. Birkaç alışveriş yaptım. Birkaç da kötü deneyim de oldu. İstediğim gibi gelmedi. Garantileri zor. Geri dönüşlerindeki posta masrafları 30-40 dolarlık postalar falan. Yani zorluyor. Türkiye'de şu anda bu kalemleri Orçun Bey satıyor. Bildiğim kadarıyla başka hiçbir yerde görmedim. Kendisi de 350 ile 450 arasında bir fiyata satıyor galiba. 350-450 TL arasına satıyor. Bana biraz daha uygun yapmıştı. Ben de kalemi almıştım. Ondan ilk alışverişimdi. Bugün yeni alışverişlerimiz oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Gayet kibar, iyi bir satıcıdır. Aldım. Kalem fena değil açıkçası. Ama zaten 3-5 dolarlık bir kalemden de çok çok üst bir flex özelliği beklemekte haksızlık olurdu. Ben biraz zımparaladım kalemi, dediğim gibi. Ama fena değil. Hatta yeni başlayanlar için bence ideal olabilir. Çünkü çok flex kalemlerle başlayanlar bazen bu özelliğe alışamıyorlar. Hafif esnek kalemlerle başlamak lazım. Mesela bir tavsiyem de şu olsun. Senatör'ün bazı kalemleri vardır. Onlardan da başlayabilirsiniz. Senatör'ün Regent modeli ya da işte böyle Intarsian ipli modelin adını bilmediğim Nibi şöyle olan bir kalemi var. Bunu bulabilirsiniz. Bununla başlayabilirsiniz. Ya da işte Conklin'in OmniFlex kalemleriyle başlayabilirsiniz. Evet. Şimdilik benim söyleyeceklerim Camwright'a dair bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi geceler, iyi akşamlar ya da iyi günler. Hangi saatte izliyorsanız. Sağlıcakla kalın.